Haluk Bey lütfen. İfadenizi almak için karakola gelmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Karım içeride hasta. Benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz bunu? Hakkınızda Güneş Hanım'ı kaçırmaktan şikayet var. Şikayet mi var? Dün gece evinin önünde tartışmışsınız. Tanıklar var. Nasıl yani? Bunu benim yaptığımı düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Sen dün gece annemin evine mi gittin? Sen yaptın değil mi? Annem seninle gelmek istemiyor diye sen yaptın. Aa, hayır hayır ben böyle bir şey yapmadım. Ben böyle bir şey... Abla bir şey söyler misin lütfen? Haluk Bey buyurun. Ya bırak. Bırak. Ben böyle bir şey yapmadım kızım. Ne bana kızım deyip durma ya. Ben senin kızı falan değilim. Sen hasta herifin tekisin. Annem seninle gelmek istemiyor diye bunların hepsini sen yaptın. Ben yapmadım böyle bir şey diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Abla bir şey söyler misin lütfen? Haluk tamam endişelenme. Ben avukatlara haber vereceğim. Ya bırak. Ben giderim. Ben böyle bir şey yapmadım tamam mı? Yapmadım. İki hafta ortalıkta görünmedikten sonra daveti neye borçluyorsun? Sen benim yapmadığımı düşünüyorsun. Öyle düşünmesen buraya gelmezdin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Boş ver zaten yarın herkes öğrenecek. Ne diye çağırdın beni buraya? Kızlar neden eve dönmüyor? Benim orada kalmadığımı herkes biliyor. Neden? O evde tek başlarına ne kadar dayanabilecekler öyle? Kızlar hiç iyi değil. Özellikle Selin. Ya nerede kalacaklarından çok anneliğini düşünüyorlar. Sen niye düşünmüyorsun onların yerine peki? Sen niye kızların nerede kaldığını bu kadar dert ediyorsun? Nasıl? Onlar benim kızlarım. Üç kız. Tek başlarına. Nasıl yapacaklar? Ben izliyorum onları. Yani ne olursa olsun onlar biliyorlar yani. Güneş kadın onları da seviyorum. Benim onlara bir zararım olmaz. Onlara zarar veremem ben. Hadi kızlarım bana ihtiyacı var. Bir babaya ihtiyaçları var. Ne olur yardım et bana. Hayat çok garip. Ya bunca geçen yılın ardından... ben senin oğlun değilim. Onlar senin kızların. Senin yüzünü görmek istemiyorlar. Evinden iyi kalsınlar. O zaman belki de babaları olduğumu bilmeliler artık. Sakın. Bunu onlara yapamazsın. Madem bu kadar onları çok seviyorsun, bunu yapma. Zaten çok kötü durumdalar. Ya söyleyeceğini onları öldür daha iyi. Ya Güneş uyanamaz Ali? Her günüm bunu düşünerek geçiriyorum ben. Ben onlara bakarım. Sen? Bırak Allah aşkına nasıl bakacaksın? Neyle bakacaksın? Hayal aleminde yaşıyorsunuz yani. Gerçeklikle ilginiz alakanız yok. O kızların bir aileye ihtiyaçları var. Gerçek bir babaya ihtiyaçları var. Gerçek bir babaya ihtiyaçları var. O olay geçeli çok oldu. Üstünden çok zaman geçti. Ben o hatayı telafi etmek için yapmadığım şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şu anda benden nefret ediyor olabilirler. Anlayabilirim bunu ama bir gün anlayacaklar annelerini, onları ne kadar sevdiğimi, onların hayatlarını daha da güzelleştirmek için, mutlu etmek için neler yaptığımı bir gün görüp anlayacaklar. O zaman belki de sevecekler beni. O yüzden senden rica ediyorum ne olur yardım et bana. Bayağı hayal dünyasında yaşıyoruz. Benim kaybedecek bir şeyim var mı? Yok. Ben bunun olması için çabalıyorum. Beni sevsinler diye. Bana yardım et lütfen. Destek ol bana.
Sana destek falan almayacağım. Ha, kızlarını sahiplenmek mi istiyorsun? Önce adını temize çıkar.